Hava Aquatics kanalından ben Batuhan. Sürüngen Dostları kanalından ben Kaan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Evet, bu videoda sizlere aslında fuarı gezdirecektik ama maalesef gezecek bir fuar bulduk mu? Ne yazık ki fuar var. PETSU 2023 İstanbul'dayız. Fakat ne yazık ki kendi konseptimize uygun stand bulmakta birazcık zorluk çektik. Yani şu an hani hakikaten burada olan Bozkar PET dışında akvaryum ile ilgili bir stand çok fazla bulamadık. Olsa da sadece ürünler bazında bir şeyler var. Çekmeye kayıtlı bir şey bulamadık maalesef. Aslında çok güzel firmalar var. Daha önce senin de ürünlerini çektiğim belki, benim de ürünlerini çektiğim firmalar var ama maalesef akvaryum alanında bir şey yapmamışlar. Daha çok yatırımlar kedi köpek alanına döndü. Ne yazık ki fuarın %90-95'i kedi köpek ürünleri üzerine. Tabii ki bu konuda bizim de hatamız yok değil var. Bizler akvaryum hobisini idame eden insanlar olarak demek ki bazı şeyleri yanlış yapıyoruz. Bundan dolayı da bizim açımıza Bozkar PET'in standı haricinde oldukça kısır bir fuardı. Zaten gelen misafirler de genelde öyle söylüyordu. Hani beni arayan arkadaşlarım da oldu, senin de olmuştun mutlaka. Hani akvaryum namına pek bir şey bulamadık. Neredesiniz, neden dediler bize hatta. Ben buraya tarif edeyim. Buraya geldiklerinde en azından hani buluşmuş olduk, görüşmüş olduk. Aynen. Ki biz seninle de yüz yüze hiç görüşememiştik. Bunun bir artısı oldu, fuarın buna katkısı oldu, yani güzel bir katkısı oldu. Bizim için en büyük avantaj zaten uzun süredir internet vasıtasıyla tanıştığımız, sosyal medyada tanıştığımız birçok insanla bir araya geldik. Sizin Selçuk abi olsun, sağ tarafımızda sizin sol tarafınızda görmüş olduğum tankı kurdu. Veya Emilhan hocam olsun, sol tarafımızda görmüş olduğunuz akvaryumu kurdu. Güzel etkinlikler gerçekleştirildi ve biz Kaan'la beraber, Sürüngen Dostları kanalıyla beraber bu etkinliklerin hepsini kayıt altına aldık. İlerleyen süreçte de her iki kanalda da bu etkinliklerin, kurulumların hikayeleri sizlerle olacak arkadaşlar. Dediğim gibi Kaan'la uzun bir gezi yapmamız planımız vardı fuarda. Fakat ne yazık ki bizim konseptlerimizi yansıtacak hiçbir şey olmadığı için Bozkar PET'in standında kaldık. Sizlere de buradan bir giriş yapalım dedik. Bundan sonraki gönüllerde de bu etkinliklerin videolarını sizlere hazırlayıp sunacağız. Katılıyorum, onaylıyorum. Zaten bu arada benim takipçilerine söylemiş olurum. Sürüngen namına zaten bir şey yok. Aynen. Sadece gerçi aşağıdan Koreli, Güney Koreli bir ürünü buldum. Ama adamların sürüngen ürünü dışında deve ürünü falan da var böyle. Çok değişik bir konsept, anlaşamadım. Tüm hayvanlara hitap eden bir stand. Sürüngenden deveye kadar böyle bir standdı. Onu hiç anlamadım zaten. Ama dediğimiz gibi Bozkar PET'e gerçekten bu etkinlik için, bu tankları kurabildiğimiz ve bu etkinlikle bizleri birleştirdiği için teşekkür ederim. Emrah'a, Ali'ye, Barış'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hatta tankların sahipleri de geldi. Gelin bakayım oraya. Evet, gerçekten bu kurumla en azından görüşmüş olduk. Sizle zaten ben görüşmüştüm daha önce bir kere daha. Ben hepsiyle yeni bir, tanıştım. Farklı bir projede görüşmüştük yani ama bu vasıtayla tekrardan onun dışında ilk defa görüşebilmiş olduk. Sürekli birbirimize görüşelim diye anlaşıp ya, görüşememiştik. Bazen işte bir şekilde buluşamıyoruz. Yani evet. Böyle etkinlikler bu açıdan gerçekten güzel fayda sağlamış oluyor. İki tank için de ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Aynen. Gerçekten hem burada katılımcılar için hem de ekran başında izleyecekler için evet. Çok güzel iki kurulum oldu. Hem rehber niteliğinde hem de etkinliğe çok güzel renk kattı. Zaten bu iki tank da olmasaydı akvaryum adına fuarda maalesef yok, maalesef. Ne yazık ki üretken hiçbir şey yok. Kaplumbağa adası vardı ya ileride ama. Kaplumbağa adaları da vardı. Ya şey, amaç şuydu. Daha önceki yıllarda da birkaç kez buna benzer organizasyonlar oldu. Yani şöyle, bir sonraki yıl sanki daha da iyi olacak gibi bir ön sezim var. Var, var. Yani daha da iyi olacak gibi bence. Hani ülke hobi adına. Malum işte pandemi oldu vesaire oldu. Herkes biraz uzaklaştı. Bir ara herkes bir anda akvaryum hobisine yöneldi falan. Bence o bir geçiş dönemiydi. Seneye daha iyi olacak. Yani tamam. Öyle bir düşüncem var. Ümit ediyoruz. Evet, evet. Biz de ümit ediyoruz. Bizler de bizimle birlikte olduğunuz için gerçekten teşekkürler. Sizleri seviyoruz. Çok özellikle bu yaptığımız hobiyle alakalı da sosyal medya ağı çok çok önemli. Yani buna ben birebir yaşayanlardan biriyim. Ondan dolayı da gerçekten sizlerin işinin çok zor olduğunu, bu iş için çok vakit harcadığınızı ve yorulduğunuzu da biliyorum. Bu anlamda da ben gerçekten bir hobici olarak ikinize de tekrardan ayrıca teşekkür ederim. Eyvallah. Evet. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Bu hobinin ekip olarak daha güzel yapıldığını bize gösterdiler. Çünkü bu olayın medya kısmında ne kadar iyi olduğumuzu biliyoruz. Sizin olmanız değerli kıldı burayı. Evet. Kesinlikle. Çok razısınız. Biz sadece... Ya şey vardır hani, tabi caizse bir mutfak vardır. Bir şey hazırlarsın ama onun sunum tabağı çok önemli. Tamam, onu aşçı yapmıştır. Tadı çok güzeldir veya çok kötüdür. Ama onu sunum tabağı çok önemli. Siz onu götürüp gereksiz bir, bilmiyorum, bir sunum tabağıyla sunarsanız o yemek gerçekten de çok kötü görünür. Tadına bile bakılmayabilir. Bakılmayabilir. Belki de tadı çok güzeldir. Öyle ama sunum çok önemli. Gerçekten de bu alanda bu iş sizle alakalı bir şey.
O anlamda da tekrardan teşekkürler. Bu arada umarım tankı bitkilendirip bu sefer finalini falan yapmaya çalışacağız. Özellikle evet onu söyledik. Bu tank Atakan Paşa'da olacak. Muhtemelen biz bir tarih ayarlayalım. Bunu bitkilendirme yapacağız. Ve yaklaşık bir 4 ay sonra finaliyle alakalı böyle aşama aşama fotoğraflar, videolar olacak. O bizim için de güzel bir anı olacak diye düşünüyorum kendi adıma. Zaten Atakan Paşa'yı ziyaret eden insanlar da aşağıda görebilecek sanki rahatlıkla. Yani muhtemelen en geç bir ay sonra en azından bir bitkilendirilmiş halini bir ay içerisinde görecekler. Ve dediğim gibi 3 ay, 4 ay sonra da aşama aşama hatta sürekli gidip gelenler 3-4 ay sonra diyecekler tamam. Yani o aşamayı süper. Ben de heyecanla bekliyorum. Süper. Bakalım güzel bir şey olacak. Evet. Şimdilik var mı ekleyeceğiniz bir şey? Videoyu beğenmeyi. Videoyu beğenin, arkadaşları takip edin. Ondan sonra destekleri esirgemeyin. Çünkü hani kendi alanımda da benim sosyal medyam var malum. İşte Instagram sayfam var. Orada takip olunca ben de diyorum hani oraya ben bir emek harcamışım ve sevildiğini anladığın zaman daha da iyi oraya görsel sunmaya çalışıyorsun. Evet. Onun için öyle tek yapacaklar abone olmak, sizleri takip etmek, destek olmak. Bu kadar. Başka bir şey yok. Zaten Instagram'da abone dediğimiz gibi aşağıya bırakırız. Sen de bırakırsın. Tabii. Instagram adreslerimizde zaten ekleyeceksiniz galiba. Aynen. Öyle. Başka da bir şey yok. Şimdilik Petsu 2023 İstanbul Fuarı'ndan bu kadar arkadaşlarım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu fuar sayesinde yüz yüze görüşmüş olduk. Biri çıkıyor canım ama biraz sonra olabilir. Anlamadım. Bu taraf mı? Gel abi. Selfie mi çekeyim lan? Selfie mi çekeceğiz? Tankı mı çekeceksin? Tamam çek. Evet. Ya. A few moments later. Bunu da çek. Ben... Yok, burası Bozkarpet'in standı. Nerede? Bozkarpet'in standı ama toplanıcı onlar. Evet, Bozkarpet ama toplanıcı onlar. Toplan satışı böyle. Atakan Pet Shop'a gidebilirsin Avcılar'da. Evet, Avcılar. Biliyor musun İstanbul'u? Evet. Tamam. Avcılar'da Atakan Pet Shop var. Bu onların sponsorluğunda kuruldu tanklar. Çok ünlü olduğumuz için böyle biraz sıkıntı paylaşıyoruz. Gidelim ama. A few moments later. Evet, arada böyle ünlü olmanın verdiği sorunlar. Gözleri Ahmet. Çocuk biraz yabancı adını ya da. Komple yabancı. Konuya da biraz yabancı. Konuya da. Bunun milliyetle alakası yok. Ben de fotoğraf çekilmek için. Hayır, video çektiğimizi de görüyor biliyor musun? Evet, video çekiyoruz dedim. Bir süredir izledi ya. Neyse ya. Güzel bir anı.